Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de anma törenleri düzenlendi. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde bugün sevinç ve üzüntü bir arada yaşandı. Covid-19 nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybederken Ferhat Nurten Tuna çiftinin erkek bebekleri Yamaç yaşama gözlerini açtı. Bugün zaman zaman hızı 100 kilometreyi aşarak hayatı olumsuz etkileyen rüzgar birçok bölgede yangına sebep olurken hava trafiğinin de aksamasına neden oldu. Meteoroloji Dairesi tozlu ve kirli havanın 3 gün daha süreceğini belirterek vatandaşları uyardı. Rüzgar güneyde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi koşullarında küresel manada çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece herhangi bir kapanma söz konusu olmaz ifadelerine yer verdi. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti'nin programı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yarın görüşmeye başlanacak. COP26 iklim zirvesinde verilen taahhütlere karşın dünyanın küresel sıcaklık artışını kısıtlama hedefine yaklaşmadığı kaydedildi. Yeni yapılan bir analizde dünyanın küresel sıcaklıklarda hedeflenen 1.5 derecelik artışın çok ötesinde 2.4 derecelik artışa doğru gittiği vurgulandı. Güne 9.74'ten açılış yapan dolar, öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentilerini aşmasıyla 9.87'nin üzerine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü.